Herkese merhabalar, videoma hoş geldiniz. Biliyorum bu tarz videolar YouTube'da çok fazla var. Artık bundan sıkılmış olabilirsiniz. Sürekli aynı şeyleri duymaktan da sıkılmış olabilirsiniz. Çünkü hepsi aslında hepimizin bildiği şeyler. Ama o ilk aksiyonu almak çok zor. O yüzden de bunları sürekli birilerinden duymak artık bir yerden sonra can sıkmaya başlamış olabilir. Ama videonun başında şununla ilgili bir söz verebilirim. Bu videoda özellikle de sabah erken uyanmaya yeni başlayan kişiler için şöyle önerilerim olmayacak. Sabah kalktığınızda telefona bakmayın, işte haberleri açmayın, Instagram açmayın vesaire. Bunları demeyeceğim ya da işte daha yeni sabah güne erken başlamak isteyen bir kişi için hadi kalkın spor yapın, meditasyon yapın, bilmem kaç sayfa kitap okuyun. Bunu da demeyeceğim. O yüzden ön yargınız varsa bununla ilgili onu bırakıp videoya devam edebilirsiniz. Öncelikle neden sabah erken kalkalım? Neden kalkmalıyız? Bunun bize katkısı ne? Herkes sabah insanı olmayabilir. Buna kesinlikle katılıyorum. Sabah insanı olmak ne demek? Sizin belki spor yaptığınız saatler, ders çalıştığınız saatler, yeni bir şey öğreneceğiniz aralık sabah saatleri olmayabilir. Gerçekten bazı kişiler için bu tarz becerilerde akşam saatleri ya da gün ortaları çok daha etkili olabiliyor. O yüzden hedeflerinizi buna göre düzenleyebilirsiniz. Sabah insanı bu anlamda olmayabilirsiniz ama sabahları hepimiz artık erken kalkmak zorundayız. Bunu biraz daha birçok farklı yönden anlatacağım size. Şöyle ki, öncelikle sabah erken kalkmak demek akşam da erken yatmayı doğuruyor ve bizim doğal olarak da hormonlarımızda zaten akşam saatlerinde, sabah uyanma saatlerinde yararlandığımız bazı durumlar var. İşte akşam 11 ile 2 arası mutlaka uykuda olmak, sabah en azından gün doğumu ya da gün doğumundan sonraki o kızıl aralığı bizim görmemiz, hissetmemiz gerekiyor ki metabolizmamız canlansın, güne daha enerjik başlayalım. Şu an hani bu sana şey gelebilir ya, ben o saatte kalkınca nasıl güne canlı başlayacağım. Bu senin psikolojik olarak kendine doğurduğun kısım. Ama vücudunda kabul edelim ki hoşlansak da hoşlanmasak da bir çalışma mekanizması var ve bizden bunu istiyor aslında. Yani biz vücudumuz doğal olarak işte 10'da, 11'de, 12'de kalkmaya adapte olmuş değiliz. Tabii ki bu işte işi vesaire dolayısıyla uyuyan, geç kalkan kişilerden bahsetmiyorum. Diğer yandan da birincisi işte vücudumuzun doğal döngüsü için evet erken kalkmak zorundayız. Bir diğer yandan da şöyle, hepimiz bir şekilde toplumda koşturan, işe giden, okula giden yoğun kişiler haline geldik. Ve böyle olduğunda da kendimize ayırdığımız zaman o keyif kısmı eğer ki sizin akşam saatlerine kayıyorsa, şimdi tabii ben artık biraz da buna tamamen bir motivasyon olarak değil, diyetisyen gözüyle de yorumlamak zorundayım. Sabah erkenden kalktınız, işe gittiniz, yoruldunuz, o arada eve gel, yemek yap, çocuk vesaire derken kendine ayırdığınız zaman akşam saatleri oluyor ve o saatler her zaman çok tehlikelidir. O keyif kısmında hep daha fazla yemek yenilir. Hadi işte bugün de bunu yapayım, ertesi gün dikkat ederim denilir ve hep bu bir şekilde bize kiloyla beraber hastalıklarla, sonra onu yersiniz mutsuz olursunuz, daha düşük bir psikolojiyle birlikte gelir. Akşam saatlerinde kendinize ayırdığınız bu vakit, tabii ki kendinize vakit ayırmayın demiyorum. Ama eğer ki sabahları erken kalkıp kendinize bir rutin yapıyorsanız, akşam kendinize vakit ayırsanız bile bu çok uzun sürmez. Ya da artık o biraz yavaş yavaş alışkanlıkları değiştirdiğiniz için akşamları çok da fazla eliniz böyle sağlıksız şeylere gitmez ve rutininiz değişir. O yüzden akşamları kendinize vakit ayırıp dinlenmek yerine sabahları ayırmak bu anlamda çok daha etkili. Peki, şunu dediğinizi duyar gibiyim birkaç kişiden. Tamam, işte kendi işimizi yapsak ya da öğrenci olsak, ev hanımı olsak belki bu daha kolay ama ben sabah işte 7'de kalkıyorum, yollara düşüyorum. Evet, çok haklısın. Senin için bu bir tık daha zor olabilir. Ama ben özellikle kendi işini yapan değil de başka bir yerde çalışan kişilere bunu daha çok öneriyorum. Çünkü siz döndükten sonra kendinize bu vakti akşam da ayırsanız aslında akşam ayırdığınızda sizin vaktiniz olmuyor. Yine gün içerisindeki koşturmadan, belki işte yarının yemek planı, evde çocuklarla ya da evin işleriyle uğraşmaktan orası yine sizin vaktiniz olmuyor. Ve siz günü tamamen başkaları için çalışarak bitirmiş oluyorsunuz. Bence bu hiç güzel bir şey değil. Yani tabii ki başka yerlerde çalışacağız, bu o anlamda değil. Ama günü sadece başkaları için, bu aileniz için yaptığınız şeyler de bile geçerli. Tabii ki işte çocuğunuza yemek yapmak, eşinize yemek yapmak ya da evi düzenlemek, burada işte ben başkasına yapmıyorum diyebilirsiniz ama hayır, o sizin zamanınız değil. O da yine gün içindeki görevlerden birkaçı oluyor. O yüzden özellikle eğer ki bir başka yerde çalışıyorsanız,
Belirli çalışma saatleriniz varsa siz sabahları erken kalkıp kendinize zaman ayırmaya çok daha dikkat edin. Nasıl olabilir? Evet, bazen eğer ki siz sabah işte 6'da yola düşüyorsanız, 7'de yola düşüyorsunuz, 4'te 5'te de kalkabilirsiniz. Siz böyle yaptığınız zaman zaten akşamları erken uyuyacağınız için aslında toplamda aldığınız uyku sayısı değişmemiş oluyor. Ve bunu dünyada yapan birçok insan var. Şunu kabullenmek gerekiyor. Herkesten daha kötü olan ben değilim. İşte onlar yapıyor ama şöyle. Hayır, bu bahaneler bize hep bu şekilde geliyor. Ve yine mesela danışanlarımdan örnek vereyim. Tabii ki hepimiz çok yoğunuz ama bir bakıyorum mesela bir öğrencinin de hiçbir şeye zamanı yok. İşte öğrenci değil, çalışmıyor. Evde onun da zamanı yok. Evli çocuğu yok, onun da zamanı yok. Evli bir çocuğu var, onun da zamanı yok. İki çocuk, üç çocuk, onun da zamanı yok. Baktığımızda herkes eşit. O zaman hani biz bir tık bir şeyleri kendimize çok yükleniyor olabiliriz. Pekala, görüyoruz ki bu illa yurt dışındaki insanlarda değil, Türkiye'de de bunu yapan çok fazla insan var. Sabah çok erken işe gidiyorsa 4'te kalkıyor, koşuyor, erken kalkıyor, rutin yapıyor vesaire. Bunu sadece kendinize evet yapabilirim, uyku saatlerimi değiştirebilirim, yatma kalkma saatlerimi değiştirebilirim diye birazcık kendinize şartladığınızda bence bu olacak. Şimdi ben böyle videonun başında da dediğim gibi böyle bu videodaki her paylaşılan gibi liste liste işte şu saatte kalk, hedef koy vesaire gibi böyle gitmeyeceğiz. Biraz daha sohbet tadında. O yüzden mesela şuradaki ilk başlarda yapacağımız adımlar bunlar. Bu arada ben bu videoyu iki aşamalı anlatacağım. Şu anki anlatacağım kısımlar daha sıfırdan amacımız erken uyanmak. Evet, hani uyandıktan sonra bir hedefimiz olacak, bir şeyler yapacağız ama şu an önce bir o yataktan kalkalım. Sabah biraz erken kalkmaya alışalım. Bu kısım onunla ilgili olacak. Videonun sonuna doğru da evet hani bu kalkma işini başardık, sonra ne yapalım kısmına geleceğiz. Öncelikle bu yeni kararı aldığımızda bazen şunu duyabiliyorum. Bu anlamda danışanlarım bana çok güzel tecrübe oluyor bence ve yine çevremdekiler de. Birçok büyük hedefi bir arada yapmayın. Mesela sabahları artık erken kalkıp spor yapacağım. Hayır, bu çalışmayacak. Sen eğer normalde zaten spor yapan biri değilsen ve buna da yeni başlayacaksan, sabahları da erken kalkmıyorsan, bunun ikisini birleştirdiğinde bence çok berbat bir rutin olabilir senin için. Tabii ki çalışıp bunun çalıştığı kişiler de olabilir. Bunu sevebilirsiniz, artık rutininiz haline gelebilir. Ama çok büyük ihtimal bu çok uzun ömürlü olmayacak. O yüzden evet hani belki spor yapacaksanız bunun gününü, saatini vesaire değiştirebilirsiniz ya da bir süre erteleyebilirsiniz. Ama hayır, iki büyük karar bir arada almayın. Yine aynı şekilde işte artık ben sabah erken kalkacağım, spor yapacağım, diyete başlayacağım. Bunlar da değil. Yavaş yavaş. Bunları yavaş yavaş hayatımıza adapte edeceğiz. Bunlar içerisinde bence sabahları erken kalkma birinci sırada olmalı. Büyük kararlar almadım. Sabahları artık erken kalkmaya başladım. Eğer ki siz normalde 10'da 11'de kalkıyorsanız hemen ilk başta 6'da 7'de uyanmayı beklemeyin. Normal uyanma saatinizden 1 saat önce, 2 saat önce. Genelde bunun ilk başlangıcı teoride 2 saat öncedir. Ama siz kendiniz adım adım bunu yapabilirsiniz. Bugünden itibaren mesela normal uyanma saatinizden 1 saat önce kalkabilirsiniz. Bunu böyle işte bir hafta bu şekilde yaparsınız. Sonra 2 saat önce derken artık vücut yavaş yavaş erken de uyumaya kendini adapte edeceği için bu gerçekten sizin için sabah 6'lar 7'ler olabilir ya da daha erken saatler olabilir. Sadece kendinize buradaki bu zamanı ayırın. Tamam. Artık bunu da kabullendik. Sabahları 1 saat erken kalkıyorum, belki 2 saat. Peki şimdi ne yapacağım? Hemen büyük büyük hedeflerle, meditasyonlarla başlamayacağız. Genelde şunu duyuyoruz. Sabah kalktığınızda telefona bakmayın. Evet, çok doğru ama sabah yeni uyanmaya, yani sabah erken uyanmaya yeni alışmış bir kişiye eğer ki biz kalktığınızda telefona bakmayın, kitap okuyun, meditasyon yapın gibi şeyler dersek bu yine çalışmaz. Çünkü zaten sabah kalkmak buna alışkın olmayan bir kişi için tek başına çok büyük bir olay. O yüzden sabahları kalktığınızda hepimiz zaten onu seviyoruz. Gün içindeki karmaşada o Instagram'ı kaydırıp neler olmuş ona bakacağımıza bunu sabah yapabilirsiniz. Mesela sabahları kendinize bir kahve rutini oluşturabilirsiniz. Bir çayınız olabilir, farklı bir şey olabilir. Kahve ile ilgili de çok ön yargıya girmeyin. Genelde çok sert bir kahve olmayabilir. Açık bir kahve yapabilirsiniz. Bunun içerisine sevdiğiniz bir sütü ekleyebilirsiniz. Hindistan cevizi olabilir. Güzel mesela vanilya aromalı kolajenler var. Hani biraz orayı böyle keyifli hale getirmek için. Mutlaka 1-2 bardak suyla için. İşin tabii ki fizyolojik kısımlarıyla da destek almakta fayda var. Hani bu sizin keyif zamanınız olabilir. Sabah istersen Instagram'a gir, istersen Facebook'a gir. Ya da en sevdiğiniz
sevdiğin diziyi sabah kalk izle. Bu senin için güzel bir keyif alanı olabilir ve gerçekten güne daha farklı başlayacaksın. Bu senin artık sabahları, çünkü kimse uyanmadan, ortam sakinken, o saatte mesela çok gergin insanlar, sorun anlatanlar, bunları duymayacaksın. Sadece sana önerim şu olabilir: sabahları gündeme bakma, haberlere ya da işte farklı olaylara, o an kötü bir durum olduysa onunla ilgili yorumlara sabah bakma. Bu olaylara sırtımızı dönmek değil, sadece ne kadar, hangi tarz şeye maruz kalırsak o bizi gerçekten yönlendiriyor. Güne başladığımız durumlar bir tık daha böyle keyifli, pozitif şeyler olursa bizim için çok daha güzel olur. Aslında bu işte meditasyonla başlayın, kitap okumakla başlayın kısmı oradan geliyor. Ama başlangıçta hayır, sevdiğiniz bir YouTuber'ın vlogunu, gezi vlogunu izleyebilirsiniz mesela, ya da yabancı bir takip ettiğiniz dizi var. Bunu mesela yine Türkçe izleyin ama sabahları oraya bir altyazı ekleyin İngilizce mesela. Burada en azından birkaç kelime, birkaç aşinalık, bunları biraz daha adapte olmuş olursunuz ve hiç fark etmeden oradan da belki birkaç şey kapmış oluruz. Güzel. Sabahlar erken kalkmayı kabul ettim. Bir saat erken uyandım normal rutinimden. Kalktım, Instagram'ımı kontrol ettim. Belki bir dizimi izledim. Bir tık rahatladım. Bunu bir süre deneyebilirsin. Buraya farklı farklı şeyler eklenebilir. Kalkarsın, sabah dergi okursun, bulmaca çözersin vesaire. Artık zamanla bu da sana yetmemeye başlayacak ki bence işin en güzel kısmı da bu oluyor. Artık bundan sonrası için kendine yavaş yavaş hedefler ekleyebilirsin. Sabahları kalktığımda ben artık şunu yapacağım. Hala burada kendini şunu gözlemle: sabahları kalktığımda fiziksel bir aktivite yapmaya hazır mıyım? Ben böyle bir insan mıyım? Ya da daha yaratıcı işlerle mi? Mesela bambaşka bir işiniz olabilir. İşletmeci olabilirsiniz, bankacı olabilirsiniz, öğretmen olabilirsiniz. Bu sizin aslında yine de dijital dünyada var olmayacağınız anlamına gelmiyor. Belki bununla ilgili bir blog açarsınız, YouTube açarsınız, Instagram'ınızda büyük bir kitleniz olmasına gerek yok. Hesabınızı herkese açmanıza gerek yok. Kendi arkadaş grubunuzla bile olabilir. İşte örneğin dersiniz ki kendime 21 günlük ya da 40 günlük erken kalkma challenge'ı başlattım. Bunu her gün paylaşırsınız. Orada insanların sizi görüp etkileşim yaptığını gördüğünüzde bu sizi çok daha motive edecek. Yalnız olmadığınızı bileceksiniz. Onun dışında dijital dünyada bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim zaten. Hangi meslekte olursanız olun, dijitalde bir şekilde aktif olmak size bambaşka bir dünya yaratıyor. Ve hep aynı işin, aynı sorunların içerisinde kalmadığımızda, beyni birazcık farklı alanlara dağıttığımızda gerçekten karşılaştığımız her stresle farklı bir şekilde mücadele etmeye başlıyoruz. O yüzden bununla ilgili belki bir adım atabilirsin. Dili öğrenmek istiyorsan onu öğrenebilirsin. Artık sabahları kendimize yaptığımız rutin. Mesela günün planını sabahtan oturup yapabilirsin. Özellikle bu kadınlar da biraz daha çok çalışıyor. Güzel bir kahveni yaptın, belki kendine güzel bir ajanda aldın. Günün planını yaparsın. Kendine uzun vadede bir plan yaparsın. Bununla ilgili hani bir tık daha keyifli işlere dönüştürebiliriz. Artık zamanla bunlar da olmaya başladı. Kalktığında sabah hafif esneme egzersizleri yapabilirsin. Bunu yaptıkça vücudun ne kadar açıldığını göreceksin. Stretching hareketleri, işte sporun başında sonunda yaptığımız hareketler. Bunlarla vücudu birazcık çalıştırırsın. Belki burada sen vücudunu çalıştırmayı seveceksin. Sabahlar artık senin için bir egzersiz rutini olmaya başlayacak. Bunları yavaş yavaş kendine adapte edersin. Kitap okumayı seviyorsan artık bu saatlerde kitap okumaya başlayabilirsin. Dediğim gibi bir şey şeyler yapmayı seviyorsan onları yapabilirsin, onları inceleyebilirsin. Artık YouTube'da Derya Deniz her şeyi öğrenebiliyoruz. Belki hiç farkında değilsin ama büyük profesyonel bir şey yapmana gerek yok. Kendi fotoğraflarını daha güzel editlemeyi öğrenmek isteyebilirsin. O zaman YouTube'dan aç, onları yap, onları izle. Herhangi bir beceriyi öğrenebilirsin. Ama buradaki amacımız, henüz kimse uyanmamışken, daha gün sakinken, dünya sakinken kendimize bir zaman ayırmak, kendimizi dinlemek. Belki bunu yaptığınızda ben şu an ne yapıyorum dediğiniz bir durum varsa ama bunu çok kendinizle konuşamıyorsanız, işinizden memnun değilsiniz, okulla ilgili kaygılarınız var. Belki bunları birazcık daha yönetebilirsiniz. Ben işimden memnun değilim. Belki bunu şu an fark ediyorum. Bununla ilgili değişik neler yapabilirim? Bu açıdan mesela hep böyle danışanlarımdan örnek veriyorum ama benim çok hoşuma gidiyor. Bir yerde sabit çalışırken, bir mesleğiniz varken, işte örneğin atıyorum bir bankacısınız ya da bir muhasebecisiniz. Bu beynin artık daha farklı kısımlarını kullanmak. Bunları yaparken ekstra Instagram'da, YouTube'da var olmak da beynin diğer bir kısmını çalıştırıyor.
oluyor. Orada daha farklı insanlarla bir araya gelip aktif oluyorsunuz. Bir yandan sabit bir işiniz var. Evet, hani o garanticilik varsa bizde ya da yaptığınız işi seviyorsanız, onu da korumak istiyorsanız ama farklı bir dünyada da var olmak istiyorsanız bunu belki bu saatlerde kalktığınızda, kendinizi sorguladığınızda çok daha anlayabilirsiniz. O açıdan bu bizim için önemli. Sabahları hedefinizin olması sizi sabah erken kalkmaya yönlendiriyor. Bazen bana da soruyor, nasıl erken kalkıyorsunuz? Ben asla kalkamıyorum. Ben kalktığımda tabii ki bu dijital anlamda daha yaratıcı oluyorum. Ya da işte ister istemez saat farkından bir mailler, mesajlar kısmı oluyor. Bunları sabah halletmeyi daha çok seviyorum. Çünkü günün geri kalanına biraz daha ağır geçiyor benim için. Ben bunu yapıyorum. Hani bunu seviyorum. Mesela sabahları kalkıp kahve içmek benim için dünyanın en güzel rutini. Kahvesiz ayılamıyorum kısmı değil ama ben o rutini yapmayı seviyorum. Yavaş yavaş kahveyi demleme. Zaten Instagram'dan takip ediyorsanız görürsünüz. Guaşa taşlarıyla masaj. Mesela işte bu ilk yeni başlayan kişiler için sabah uyandığınızda hiçbir şey yapmıyorken Instagram geziyorken alın guaşa taşınızı, cedrolarınızı, ay konuşamadım, kendinize masaj yapın. Mesela şu an farklı bir dünyaya girmiş olduğunuz ve bunun için çok bir enerji sarf etmenize gerek yok. Otururken sadece yüzünüzü hareketler yapıyorsunuz. Bu sizi bambaşka bir dünyaya götürür. Mesela bu konuyla ilgili odaklanabilirsiniz. O açıdan sadece isterseniz bir hedef koyarsanız, dediğim gibi bu hedef çok büyük bir hedef olmak zorunda değil. Ben kendime artık zamanı sabahları ayırıyorum. Keyif yapacağım, dizimi sabahları izleyeceğim gibi gibi. Bu sizin için gerçekten itici bir kuvvet oluyor. Dediğim gibi birkaç büyük hedefi bir arada yapmak, sabah kalkıp şunu şunu yapacağım, spor yapacağım, başlamak gibi ulaşılmayacak hedefleri koymamak yine bu anlamda sizi motive ediyor. Umarım bu söylediklerim sizde işe yarar. Belki bugünden itibaren bir saat erken kalkmaya başlayabilirsiniz. Eğer bunları denerseniz yorumlarda yazın. En azından sizin sürecinizi de biz de takip etmiş olalım. Neler oluyor, neler değişiyor. Oradan çünkü güzel bir iletişimde oluyoruz. Ben herkese de cevap veriyorum zaten. Bunlar dışında bu videonun devamı, serisi gelecek. Farklı videolar da gelecek zaten. Umarım keyif almışsınızdır. Gerçekten merak ediyorum bundan sonraki süreçte neler yapacaksınız. Benimle paylaşın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben sabah kahvemi içerken şimdi diğer yorumları okumaya devam edeceğim. Görüşmek üzere.